etmeniz gereklidir. Bardaktaki sıvı daha evet, farkındaysanız bugün şarkı koymadık sizlere. Düzenleyeceğiz bundan sonra. Telif hakkı olan parçaları programa koyduğumuz zaman Facebook'ta problem yaşıyoruz. YouTube'da da problem yaşıyoruz. Sistem otomatikman bizi kesiyor. Tabii bu neyi getirdi biliyor musunuz? Yani dünyada her şeyin bir kuralı var ama bu kuralların da gerekçeleri vardır. Böyle keyfe göre değil. Biz de biliyorsunuz keyfe göredir. Bugün Gazeteciler Birliği'nin mecliste eylemi vardı, ben de katıldım. Katılmam gerekiyordu çünkü temel mesele özgürlük meselesidir. Özgürlük meselesi gazeteci için değildir özgürlük. Toplum için ve insanlar içindir, insanımız içindir. Bugünkü yazımda da vurgu yaptım. Temel mesele bilgidir. İnsanların bilgi edilmesi gerekir ki, yani bilgisiz demokrasi olmaz biliyor musunuz? Yani tavuk yumurtadan yumurta tavuktan çıkar meselesi vardır. Ve böyle genel birilerin keyfini bırakamazsınız bunları. Biz hizmet görevlisiyiz, servis yaparız. Bizim nedir bizim paket servisimiz? Bilgidir. İnsanlar bilgi sahibi olacak, beraberinde fikir sahibi olacak ve sonrasında da sorgulayacak. Bunu bu coğrafyada yönetenler bilgiyi sevmez. Bilgili insanı sevmez. Çünkü bir şey söyler, vatandaşlar ya bu iş yalandır, ya bu iş böyle değildir der. Hatta akıllı çocuklar öğretmen yanlış yapsa çocuk yanlışı bulur. İyi öğretmen onu sever. Kötü, ha bu da bana durmadan yanlışımı bulur der. Onun için biz İngiliz sömürge dönemi yasalarında yapılacak tadilatın iyi niyetli ve masum yaklaşımlar olduğuna inanmıyoruz. İnanmıyoruz. Toplumsal dinamizmi köre etmemek lazım. Kimse bulunduğu yerden kendine dönük kaygılarla böyle bir süreç denilebilir ya bizim niyetimiz. Düşünün siz İngiliz sömürge kanunlarında gırbaç cezasından tutun idam hepsi vardı. Ama kaç kişiye İngiliz zamanında gırbaç cezası verildi? Ama bugün belki de gırbaç cezasını uygulamayı özleyen insanlar vardır. Onun için burada hep beraber bir duyarlılık göstereceğiz. Ve bunun olmamasını sağlayacağız. Zaten ne kadar acıdır ki bunu meclise getirenler de savunmuyor. Savunmuyor. Şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın da savunduğunu duymadım. Hararetli bir şekilde. Onun için toplumun huzurunu kaçırmaya gerek yok. Ve toplumun huzuru ve mutluluğu önemli. Bu nereden geçecek biliyor musunuz? Ruh sağlığımızdan, psikolojimizden geçecek. Ve bizi böyle bir savurdular fena. Biz çok zor dönemlerden geçtik. Çok kaygılar duyduk, çok endişe ama bu defaki gibi olmadı. Ve toplumun ruh sağlığının takibi önemli. Bu noktada çok tecrübeli, çok değerli Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, siyasi kimliği de olmasına rağmen ben onu insan kimliğiyle burada konuk ediyorum. İnsan kimliğiyle. Ve aklınıza gelen konuları ben aklımdan geçirip kendisine soracağım. Tamam mı? TDP değil, YKTKP yeni güçler olacak Derya. Evet, gözlüğü de fark ettim. Nasılsınız sevgili Çakıcı? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Kulağınızı çınlattım. Buraya evet. Gelmeden saat 3'te BRT'de Ayşe Gülzaim'in Yaşamın Renkleri bir programına konuktum. Öyle mi? Şarkı da söyledik, hayatı da konuştum. Öyle mi ya? Enteresan. Sizinle yaptığım sohbeti çok verimli bulduğumu söyledim. Çok verimli buldum. Sizinle her zaman. Zaman harcamıyoruz. Zamanın hakkını veriyoruz. Evet. Ve şu ifadenizi
tabii ki hastalıklarına saygılıyız ama toplumun bir realitesinden bahsedeceğiz. Psikolojik yani psikiyatriste başvurmayı gerektirecek vaka sayısında ciddi bir artış olduğunu söylüyorsunuz. Kaç yıldır meslekteyiz? Yani 30 yıl rahat. 30 yılda. 30 yılın sonunda yani bir şey var sevmiyorum çok ama pik yaptı derler. En üst seviyeye çıktı. Yanlış hatırlamıyorum sohbetimizden bu kesiti sanıyorum. Doğru hatırlarsınız. Yani böyle şimdi söylediğinizde 84'ten dersek böyle tıp fakültesi yaşantımda dahil olmak üzere birden bir hesaplayayım dedim 38'i buldum. Doktor olalı belli işte 30 kusur yıl var. Yani psikiyatrinin içinde asistan olarak da çalıştığım dönemleri de hesapladım da 30 yıl ruh sağlığı alanı hemen hemen. Evet. 38 yıl da İngilizce tıp fakültesi falan filan. Yani baktığım zaman 37-38 yıldır hem eğitim hem şey hayatımız içerisinde oldu. Tabii şuyla şunu da karşılaştırmıştım aslında. 2002 ile 2009 yılları arasında da Pembe Köşk Kliniğini ilk kez özel yatılı bir klinik olarak 2000'de 2002 ile 2009 arasında şu anda Sayın Dervişeroğlu'nun konut olarak evet yani ya. Bizden sizden önce mi sonra mı Amerikalılar kullandı? Amerikalılar bizden önce kullandı. Amerikan konsolosluğu. Amerikalıların Türk tarafı ofisiydi. Türk tarafı ofisiydi. 6 ay boş kaldı. Sonra ben kiraladım. Sonra Sayın Eroğlu orayı kendi konutu yaptı. Yani pembe bir evden kaynaklanan bir İngiltere'deki Kıbrıs'ı Türk'ün verdiği bir isimdi Pembe Köşk. Ben de böyle Amatem mi, Kabatem mi, Kıbrıs Amatem mi bilmem ne gibi isim ararken dedi ki niye böyle yurt dışındaki gibi değişik isimler olmasın. Evin adı Pembe Köşk'tü. Dedi ki Pembe Köşk koyalım. 2002-2009 o dönemlerde hasta sayısı çok sınırlıydı. Onu söyleyeyim yani bağımlılık tedavi ediyorduk yatılı. Rum tarafından da çok hasta geliyordu bize. Çünkü özel bir ilacın iznini almıştık ve bizde vardı yalnız onun izni. Bağımlılığa karşı. Özellikle eroin bağımlılığına karşı. Rum tarafından Türkiye'den hastalar geliyordu. 2010'dan sonra Türkiye'de ve Güney Rum tarafında da bizden öğrenerek onlar da kullanmaya başladılar. Ama İlacın menşei neresiydi? Yani şeydi İngiltere'ydi. Avustralya, İngiltere, Fransa bu ülkelerde kullanılıyordu. Biz de eroin bağımlılığının tedavisinde kullanmaya başlamıştık. Hatta Orta Doğu'da ilk kullanan kişiydim de ilacı. Ve dolayısıyla şeydi sanki yeni bir buluşu biz yapmışız gibi insanlar başvuruyordu. Ama şeyi söyleyeceğim o günkü hasta başvuru sayısını düşünüyorum. Yani bu klinik gider miydi gitmez miydi gibi düşünürken. Şimdi bir hastaneye dönüştük Yeni Pembe Köşk. Şimdi Karşıyaka, Lapta'da. Bir klinik değil artık bir hastane. Ama inanın telefonum o kadar şey ki eminim meslektaşların da öyledir. O kadar acil, o kadar sıkıntılı ve sorunlu vakalarla karşılaşıyoruz ki anlatılır gibi değildir. İntihar mı istersiniz, darp mı istersiniz, aileye zarar mı, çevreye kırıp dökme mi, bin bir çeşit uyuşturucu tipi mi dersiniz. Yani bela böyle çevremizde kol geziyor desem de yalan olmayacak. Peki, ve çok fazla bir hastalanma oranının olduğunu gözlemliyorum şu anda. Sevgili Şarkıcı, elbette bütün sağlık sorunlarında doktora başvurulduğu zaman bir hastanın hikayesi dinlenir. Tabii. Önce şikayet, sonra hikaye. Hikayesini dinler. Şikayet zaten ortada. Öykü zaten şikayetin öyküsüdür. Şikayetin tabii. Yani onu siz bilimsel olarak çözüyorsunuz. Ve bu tabii. Öyküleri, tabii her hastayı yaşına, cinsiyetine, doğru. Yani kültürüne bakarak önce bir tanışıyorsunuz. Ve öykünün sorunun çıkış noktasıyla beraber kategorize ediyorsunuz. Evet, tabii teknik olarak böyle. Teknik olarak baktığınız zaman sizin uzmanlık alanınıza giren vakaların kaynağı yani bağımlılıksa neden? Yani bağımlılığın da altında bir sebep vardır. Ekonomik neden? Son zamanlarda ciddi bir ekonomik sorun var. Gelecek kaygısı. Yani
devlete girdi. Artık devletteki aldığı para yetmiyor. Güney'e veya İngiliz işlerine gitmek istiyor. Bu çerçevede baktığınız zaman şu anda ruh sağlığı açısından olumsuz ve tedavi edilmesi gereken vakaların nedenine baktığınız zaman hangi nedenler ön sıralardadır? Yani aslında çok zor değil bunu görmek. Ben size şey söyleyeyim. Bir kere bir hastalığın, ruh sağlığı hastalığının ortaya çıkmasında bir biyolojik nedenler vardır. Dünyanın her yerinde genellikle benzerdir. Yani biz biliriz ki %1 olanında akıl hastalığı vardır. %1-1,5 işte %0.5 şizofreni vakası vardır. Biz biliriz ki bir şey vardır. Şizofrenik bir vaka vardır. Biyolojik bir olay vardır. Bir bunlar varken aslında o yüzden anlatıyorum 2002 ile 2009'u. Bir de normal hayatımızın getirdiği psikolojik stresler vardı. Ne gibi onlar? İşte trafik kazasıydı, iş stresiydi, hayat stresiydi gibi başka şeyler de var bununla ilgili. Ama bugün gördüğümüzle ilgili farkı söylüyorum. Neydi? En önemli fark. Pandemi sonrası ve onun arkasına gelen ekonomik bunalım sonrasında kesinlikle şey oldu. Yani stabil olan hastalar. Yani hafif sorun, yani normal insan hastalanmaya başladı. Ruh sağlığı, normal yani şikayeti olmayan insanlar şikayetli konuma geldi. Şikayetli konuma hasta geldi. Hasta konumuna geldi. Hasta, bir kısmı hasta konu. Hasta olanlar ise şiddet hasta vakarlı. Adayları hasta oldu. Hastalar da şiddet. Hastalar da şiddetlendi. Bravo. Yani tam söylediğim budur. İnanılmaz bir oranda akıl hastalığı patlamalarını gördüm. Yani bu kadar çok akıl hastalığı ilacı yazdığım bir dönemi hatırlamıyorum. Bak bunu ilk defa söylüyorum bir programda. Yani akıl hastalığı ilaçlarından bahsediyorum size. Yani böyle şeyden de bahsetmiyorum. Uyku ilacı, antidepresan falan filan onları geçtim. Yani çünkü stabil olan, idare eden, kaşınmayan ruh sağlığı rahatsızlıkları stabil olarak idare ediyorduk. Evde idare ediyordu, işte idare ediyor, patlamıyordu, yani durumunu idare ediyordu, doktora gelmesi de gerekmeyen vakalar oluyordu. Bakıyorum, neredeyse böyle bir etrafıma tarama yaptığım zaman bütün statüleri de kucaklayacak şekilde, yani ekonomik durumlarda içinde. Ruh sağlığı bozuk, ruh sağlığının tedaviye ihtiyacı olan İnsan oranı başvuran ve vurmayan. Çünkü barbaz hastalar gelmez. Siz gelenleri bahsediyorsunuz. Tabii tabii. Ve bir şey daha söylemek istiyorum tam bu noktada. Uyuşturucuyla ilgili bir tanımlama vardır. Yakalanan uyuşturucu toplamın %10'udur derler. Sizin alanınızda da başvuran hasta sayısı toplam hastanın kaçta kaçıdır? Yani bizim alanımızda 7'de 1'dir normalde oran. 6. Yani 7 dışarıda olan hastanın biri hastaneye başlıyor. O zaman ben şöyle bir ifade düşünürdüm diye. 7'de 1'dir. Toplumun %60'ının derecesi farklı olmak üzere kayda değer veya değme, yani not etme vardır ama önemli değil, limit altıdır diyerek şikayet olduğunu düşünüyorum. Yani ben çalışma ortamına yani bakıyorum. Şey değil, Dünya Sağlık Örgütü şey diyor, yani onu söyleyeyim. %20 ile %30 arasında diyor, dünyada insanların bir psikiyatriste, bir psikoloğa gitmeye gerektirecek bir hastalığı var. Ama bizim gibi geçmişi ciddi sıkıntılı olan, yani koloni geçmişi olan, savaş geçmişi olan, göç geçmişi olan, ekonomik krizler geçmişi olan bir ülkenin bundan kat kat daha fazladır tabii ben ki. Karşında ben çocukluğumu yaşamadım. Gençliğimi yaşamadım. Böyle gençliğimi var giderken mücahit oldum. Evet. Yaşamadığım yılların telafisi edilemeyeceğini, geri dönüp yaşayamayacağımı hissettiğim için o yılların da olumsuz etkilerini yaşıyorum. Yani ben derim ki benim çocukluğumda oyuncağım olmadı. 58 yaşadım. 63'te göçmen olduk. Şu oldu, şu oldu. 15-16 yaşında mücahit olduk. Tam dedik haber sevgilimiz olsun derken
Ne sevgilisi? Tüfeği verdiler elimize. Tabii. Tamam mı? E ondan sonra ne olacak? Hala daha ne olacak Kıbrıs meselesi? İbrahim Hoca merhaba. Hasan Bey iyi akşamlar. İbrahim Çakır'da. Hasan Bey iyi akşamlar. Bir dakikacık. Sevgili Derya içeride ses yok. Hocam bir dakika. Hasan Bey iyi akşamlar Hasan Bey. Bir dakika lütfen. Hocam devam et. İyi akşamlar Hasan Bey. İyi akşamlar İbrahim Hocam, buyur. Mehmet Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi Mehmet Bey, bu ülkede uyuşturucu ile mücadelede hala daha bir devlet politikası oluşturulamadı. Küçük yaştaki çocuklarımız uyuşturucu kullanıyor bu ülkede. Uyuşturucu trafiği başını aldı gidiyor. Gece kulüpleri kadın ticareti yapmaktadır. Fuhuş sektörü oluştu Mehmet Bey. Bunlar ciddi sorunlardır. Neler diyeceksiniz? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet. İbrahim Hocam fuhuş sektöründen bahsetti, uyuşturucudan bahsetti. Tabii İbrahim Çakır'da hocanın sözünü kesmek istemedim. Sanki de gece kulüpleri fuhuşla, yani para karşılığı, cinsellikle iceberg'in ucu gibidir. Yani iddia o ki ciddi bir patlama vardır. Evet. Bu yani para karşılığı fuhuş organizasyonunun içinde olanlarla ilgili tanımlamayı yapıp da herhangi bir sektörü de dönük kötü bir çağrışım yaptırmak istemiyorum. Ancak neredeyse iddia o ki gece kulüplerinin kapasitesinin 100 katı fuhuş var bu ülkede. Uyuşturucunun var olduğu, tür olarak da var olduğu artık gizlenmeye gerek yok. Zaman zaman operasyon yapılıyor. Yaş düşmüştür. Yaş ortalaması düşmüştür kullanımda. Öğrenciler uyuşturucu torbacılığı yapıyor. Torbacı diyorlarmış galiba. Evet. Yapıyor. Uyuşturucu Kıbrıs Türk toplumunda hangi boyuttadır? Size gelen vakalarla birlikte baktığınız zaman herhangi bir sosyal kesimi mi için bir tehdit? Yani fakirleri mi tehdit ediyor, orta kuşağı mı tehdit ediyor, yoksa zenginleri daha çok mu tehdit ediyor, para meselesi var. Veya fuhuş ne kadar, fuhuşu hangi başlık aldığında size soracağımı kestiremedim ama siz onu kendi bilimsel kalıbınıza gayet güzel, gayet güzel sorular soruyorsunuz. İbrahim Bey de ilişkilendirdi. Yardım etti bize. Yardım etti bize. Şimdi uyuşturucu sorunu bizim bilimsel çalışmalarda 11 yaş civarına kadar inmiştir. Uyuşturucu mu, bağımlılık yani sigara? Bağımlı denemedir baktığımız bunlarda. Bağımlılık oranını tespit edemeyiz. Onu artık birebir doktorla, yani deneyen kişi bağımlı mıdır değil midir? Bunu artık doktorla yüz yüze gelen kişi tanısı koyabiliriz. Soru sormak isteyen 225-25-14-225-34-64-226-34-64'ten arayabilir. Öncelikle 225-25-10'da. Şimdi ilkokullar arasında 2015'te ve 2019'da iki tane bilimsel çalışma var. 2000 kişi üzerinde yapılan öğrenci. İkisini de başbakanlık için biz yaptık. Lefkoşa Psikiyatri Merkezi olarak. O dönemde %1, %1.5 bir dönem bulduk. Yani bu 11-12 yaş grubuna da uyuşturucunun girdiğini belirledik. 15-16 yaş grubundaki çocuklara... Onlarda acaba... Yakında bir daha büyük olan ona da mı denetmiştir? Yani 11 yaşında, 12 yaşında bir çocuk nereden ihtiyaç duyup da gidip uyuşturuyor? Çok ilginçtir. İşte mesela bu uçucular da var ya, Tiner, Bali falan filan gibi. Bunlar marketlerde, orada burada satılan... Bizde var satılan... mı tinerciler, Türkiye'deki gibi? Uçucu madde var, tinerci gibi düşünmeyin yalnız bunu. Mesela bir
başka yapıştırıcı bir gazı da kullanabilir kişi. Kim, yani ile sezmeyebilir. Ya ben karşımda 11 yaşında bir kız çocuğunu bana getirdiklerini bilirim. Normal bir aile. Hatta aile de böyle şoka girmişti. Neydi kullandı? Uçucu maddeydi. Uçucu madde. Ama arada 12 yaşında böyle ilkokul döneminde gene böyle ot bulan, bonsai bulan çocuklar olduğunu, onların da büyüklerden aldığını biliyoruz. En riskli grup 15-16 yaş grubu. Böyle ergenlik dönemi, o lise 2, lise 3. Arkadaşlar etkileniyor. Arkadaşlar etkilenik, ergenlik dönemi falandı. Çok klasik şeyler bunlar. Ama istatistik olarak söyleyelim, son 15 yılda hem erişkinler arasında yapılan 18 yaş üstündeki bireylerde 3 kat arttı. Hem liselerde %2 olan deneme oranları %5.6'ya 2,5-3 katına çıktı. Hem ortaokullarda 3 katına çıktı, hem ilkokullarda da artış gösterdi. Yani aslında uyuşturucu giderek yıllar içinde arttı. İlginç bir şey söyleyeyim şu Mustafa anda. Mustafa Zeybek hattımızdadır. Bir tane cümle. Uyuşturucuyla gelen hastalarımın şu andaki yarısına akıl hastalığı belirtileri de eşlik ediyor. Yani bana gelen uyuşturucu tedavisi için gelenlerden o şekilde bir uyuşturucular kullanılıyor ki yarısı akıl hastalığı oluyor hastalarımın. Hani o akıl hastalığı olduğu için uyuşturucu kullanmıyor. İkisi, uyuşturucu kullandığı için akıl ikisi hastalığı. İkisi beraber. Bazen akıl hastalığını tedavi için, bazen de akıl hastalığı yapıyor. Yani ikisi sizi vice versa. Yani her ikisi de olabiliyor. Peki. Yani bu, onu özellikle belirtmek istedim. Çünkü bu böyle çok ilginç bilgiler bunlar. Çok kullanılmamış şeyler. Çok klişe şeyleri söylemek istemem. Ben de sizi bulmuşken soruyorum. Evet. Mustafa tamam. Zeybek, iyi akşamlar. Evet, hocam iyi akşamlar. Murat hocam sizlere iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bu memleketin kimisi çıktı? Ben size bir örnek vereceğim kendimle. Bir dakikacık Mustafa. Evet. Sevgili Derya, içeride ses kalitesi sorunu yaşıyoruz. Bir dakika, çünkü sizi duyamıyorum. Evet. Konuşun. Hocam. Evet. İsmim Musa Zeybek. Lefke'nin aradım. Yaşım 63. Evet. 30'un haneler hocam benim bakır. Bu hanelerde doğdum, bu hanelerde büyüdüm, bu yaşıma geldim. Oturduğum ev hocam medrese, tarihi ev, kemerli. Günün sonunda hocam bu haneleri özel mülk yavaş yavaş işgal ediyor. Defalarla tapuyu getirdim, ölçüldü biçildi, her şey dizayn. Vakıfta geliyor, vakıfta görüyor ama vakıf hocam sessiz kalıyor, sessiz. Hala bugün 2 hafta oldu tapuyu getirelim. Vakıfta işgalci çıkarmıyor. Vakıfta hocam işgalci çıkarmıyor. Ben kiracısı olarak toprağına... Yani evde evet, sizin... Evet. Bir dakika Mustafa Bey. Evet, Lefke'de hocam oturduğunuz konutu tamir edip yaşamada problem mi yaşıyorsunuz? Hayır hocam. Toprağını işgal ettiler. Toprağını. Evin toprağını işgal ettiler. Kim işgal etti? Özel mülk. Hocam. Bir dakika Mustafa Bey ya. Senin oturduğun, çünkü ses gidip gittiği için toparlayayım. Evet. Sizin şikayetinizi söyleyin önce. Hocam şikayetin tapuyu getirdim. Sen tapu dedin, ben kapı anladım. Hayır hocam, tapu. İşgal edilen tapu hocam, toprak bana ait. Ve bugün hala bugündür işgalciyi çıkarmaz onun içinden, sessiz kalır. Yani vatandaş hocam da çıka çıka bıraktı. Çıka çıka getirdi bizi. Hocam ben de falanla getirdim bu tapuyu. Yani iki sizin de, öteki ihtilaflı olduğunuz kişinin de sizin malınız Türk Koçanlı bir mal mı? Hocam vakıfındır tabii. Türk Koçanlı. Vakıf malıdır. Tabii. Benim hanım yanındaki özellik işgal etmiş vakıf malını. Evet. Peki. Şikayet etti mi? Bir şey söyleyeyim. Nereye şikayet ettiniz? Nasıl hocam? Nereye şikayet ettiniz? Vakıflara ettim. Evet, ne diyorlar? İlgilenmiyor hocam. Umurumda bile değil. Peki. Ben ne yapayım hocam? Ben Sayın İbrahim Bentere. Benim telefon numaram 0533 864 0090'dır. Siz beni arayın. Hocam. Ben sizi dinleyeyim. İbrahim Bentere bir soralım. Oldu mu Mustafa hocam, Bey?
Hanım bilgisini alayım. O sessiz kalıyor. Ama numaranızı alayım. Ben tam size konu anlayayım. 0533-864-0090. 864-0090. 0090. 24 saat açıktır telefonum. Tamam hocam. 0533-864-0090. Tamam. Uyumazsanız da 11'den sonra ararsınız beni. Siz daha rahat dinlerim. Hocam program bittikten sonra ben sizi arayayım. Çok tamam oldu. Hocam çok önemlidir hocam. Oldu, çok mersi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şimdi benim çalışma saatim o saatlerde biter. Bazen 11'den sonra evet. derim. İnsanlar da sabah 11'de ararlar. Tabii. Evet. Kaldığımız yer uyuşturucu. Yani biz tek tabii uyuşturucu sorunumuz yok. Hayır, onu geçtik. Yani İbrahim Bey'in söylediği gibi devlet politikası maalesef tabii ki oluşturulamadı. Fuhuş bu olay. Fuhuş ve kumar tabii ki uyuşturucuyla ilişkilidir doğrudan. Onu söyleyeyim. Uyuşturucu yayıldığı yerde fuhuş da artar. Yani dolayısıyla kumarla uyuşturucu da yakından ilişkilidir. Onu söyleyeyim. Millet onu eğlenceyle bağlıyor. Hem uyuşturucu alacak, hem kumar oynayacak, hem ne bileyim fuhuş da yapacak. Hani bunu üçünü birbirine bağlayabiliyor kişiler. Bazen eğlence amaçlı, turistik amaçlı şeyler de olabiliyor bunlar. Eğer tabii buna müsait bir ortam varsa ki bizde var. Peki sakıncı şunu sorayım. Tabii bilemem böyle genel anlamda. Hı-hı. Bazı ilaçlar varmış ki yeşil reçete ama bazı eczaneler bunu veriyor. Evet. Ve onu alan gece kulübü bağlantılı bir öykü olarak dinlemiştim bunu. Hı-hı. Alkolle birleştirdiği zaman da en şiddetli uyuşturucu etkisi yapıyor. Doğrudur. Bu durumda da yeşil reçetelerin takibi nedir? Yani yeşil reçetelerin takibi önemli tabii ki çok. Çünkü aslında çok zor değil devlet eğer isterse takip etsin bunları. Çünkü hangi eczanelerin verdiği, hangi... Bir otomasyon eksikliği var ama. Bence araştırma eksikliği var. Yani bu işe kafa koyma eksikliği var. Yani bazı ilaçların neden ve kim tarafından verildiğini bileceksiniz. Yani bunlar psikiyatrinin ilaçlarıdır. Bir bakarsınız bunların içerisine. Hiç alakasız, hep aynı eczaneden, hep aynı doktordan yazılıyorsa bunlar ve psikiyatristin de dışında oluyorsa bunlar, daha dikkatli bakmanız gereken yerler oluyor. Peki. Çok zor değil yani, Kıbrıs küçük bir yerdir. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ben tabii polis değilim, savcılık da değilim, Sağlık Bakanlığı yetkilisi de değilim. İsterse bunlar bulunur. Peki. Yani yeter ki araştırma başlasın. İlaç eksikliği başlasın. Var bu pandemi döneminden sonra bir türlü tedavi edilemedi bu kriz döneminde. Bunun içerisinde de sürekli kullanılan yani sıradan antidepresanın ötesinde de ilaçlar var ama bulunamıyor. Evet. Bu durumu siz herhalde sizden hastalarınızdan da geliyor bu konuda şikayetler. Çok yani biz son dönemde ciddi oranda ilaç eksikliği hissettik. Yani piyasada bazı ilaçları bulamadık. Eczane aradığımız oldu. Hastane olarak aradığımız oldu. Düşünün. Hastanede kullanacağımız bazı ilaçları depolarda bulamadığımız oldu. Yani bir ilaç eksikliği dönemi yaşandı tabii ki. Bu o dönemde zaten epey de biz de dile getirdik bunları, söyledik ama bakanlık da yani bunun bu şekilde olmasını sağlayan neydi? Herhalde bir planlama eksikliğiydi ve bu bugünün sorunu değil, herhalde eskiden de gelen bir sorundur diye dururum karşımızda. Ben de sayın geçmişteki bu Sağlık Bakanlığı değil ama geçmiş Sağlık Bakanlığı da çok bu konularda eleştirdiğim oldu. Sizin bu konuda yarattığınız bir fiziki altyapı var. Evet. Laptada değil mi? Tabii Karşıyaka'da. Karşı. Pembe Köşk Hastanesi. Devamını gidiyoruz yine Pembe Köşk. Tedaviye gelen, yani bir süre önce gelip sizi ziyaret etmiştim. Ettiniz, doğru. Bir geçti ama orada çok bağımsız bir özgüvenle siz dolaşmama imkan vermiştiniz. Evet. Ve çok ciddi bir memnuniyet görmüştüm. Hatta alternatifi... Devletteki alternatifi de kıyasladığı zaman çok olumsuz yakıştırmalar vardı insanlardan. Siz
Bu konudaki sorunlarınızın aşılması ile ilgili de bir sürü de eylem de yaptınız. Yaptım, evet. Pembe Köşk'ün şu anda işlevi nedir? Ne kadar hastaya sahip çıkıp tedavisini sağlıyor? Buranın maliyeti vardır. Devlet, değişik konularda hasta sevki yaparken Pembe Köşk'e hasta sevki yapma konusunda prosedür nedir? Niye eylem yapmıştınız? Eylemler durduğuna göre eylemde ortaya koyduğunuz amaçlara ulaştınız mı? Şimdi Pembe Köşk'ün, Pembe Köşk bir kere gerekli midir? Yani onu bir, yani ne oranda bizim ülkemizde? Gereklidir. Gerekli. Yani bunun, önce onun, bu sorunun cevabı aslında da, hep amatem istiyoruz diyoruz ya. Pembe Köşk bir amatemdir. Ne demektir amatem? Amatem, alkol madde bağımlılığı tedavi merkezidir. Evet. Bizim ana işimiz alkol madde bağımlılığı tedavisi etmektir hastaları. Şimdi sizin iki tane profesörünüz var. Şu anda da 3 veya 4 erişkin psikiyatristiniz var hastanede. İki de bu tarafta. Yani aslında ne yaptınız? Yeni devlet kuracağına siz kurulmuş bir tesisten hizmet aldınız. Ben size söyleyeyim, bugün bir devletin kuracağı amatemin maliyeti kurulduğu andan itibaren muhtemelen 1 milyon aylıktır. 1 milyon aylığı var. Barış ruh ve sinir hastalıkları buna hizmet etmiyor mu? Barış ruh sinir hastalıklarının fonksiyonu, o da çok önemli ama farklı. Ağır akıl hastalıklarını yatırdığınız bir yerdir. Pembe Köşk bir rehabilitasyon merkezidir de. Yani hem sağlığına hem tedaviyi yapıyorsunuz hem de psikolojik sosyal destek bir tatil köyü ortamında yapıyorsunuz. Lefkoşa'nın şehir merkezinde tatil köyü ortamı kuramazsınız. Artı bunun satıcılar da etraftan gelir de içeriye size uyuşturucu atarsa bütün hastalar akşamleyin kokteyl yaparlar. Yani siz onu orada o güvenliği de alamazsınız. Şimdi bizde maalesef açık söyleyeyim herhalde bir 4 milyon TL atıldı. Bir Barış Hastanesi'nin yan tarafına bir merkez kurulmaya çalışıldı açıkçası. Ekip olmadan, program yapılmadan, nasıl tedavi edileceğini anlatmadan yalnızca bina yapmaya karar verdik. Parayı attık içine devlet olarak. Pembe Köşk'ten yaklaşık bir şey söyleyeyim. Onda bir 10 lira verecekken devlet, onun 1 liraya maliyetine zaten ayda 7 tane 10 tane hastayı tedavi ediyor etti devlet. Fakat yeni sözleşme imzalamaya geldiğimizde... Siz de tedavi etti. Tabii. Bize gönderdi 2019'da 2021 arasında. Fakat istemiyorum artık Sayın Ali Pilli'yi eleştireyim. Bunu doğru da bulmuyorum artık. Çünkü ben halka anlattım bunları. Artık devam etmek de istemiyorum. Sayın Pilli yeni sözleşmemizi imzalamadı. Bugünkü Başbakan Sayın Ünal Üstel'in gönderdiği bir protokoldü bu. Hazırlayıp gönderdiğiydi. Ondan sonra Sayın Ali Pilli bunu çekti. 6 aydır, 7 aydır da zaten Ocak'tan bugüne kadar da devletle bir anlaşmamız olmadığı için biz yalnız özel hastalara, ücretini ödeyen hastaya veya yurt dışından gelen hastaya bakıyoruz. Ayakta durduk ama. Yani bizi biri batırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Niyetimiz batmaksaydı, devlet destek olmasın. Devlet göndermesin. Devletsiz rakip mi? Yani devlet... Epileyim ben. Hayır, devlet hasta sevki yaptı. Diğer sağlık problemi kuruluşlarını rakip görmüyor. Ve burada pek alternatifi rakip, de... Bu bence rakiplik değil. Hayır, bu bir... ama şunu diyorum. Yani devlet hastanesinde şu veya bu şekilde yapılabileceği halde sevk edilen hastalar var. Evet. Ama... sizlerin çalışma alanında bağımlılıkla ilgili devletin fiili altyapısı yetersiz yoktur. Yani yıllarca rehabilitasyon merkezi herkes vardı, biz de yaptık. Suç mu işledik? Anlamadım. İhtiyaç varmış dediler bize. Biz de iki profesör yaptık. Yani kötü bir şey mi yaptık kendi ülkemizde? Bir yatırım yaptık, şey yaptık. Kimin için yaptık? Yalnız özel hastayı, zengin hastayı tedavi edelim diye yapmadık. Fakirler, yoksullar da yararlansın. Devlet desteğini kestiğinde şeye, hastaya bize kesmiyor. Kendi hastasına kesiyor.
Aslında bize kızın da Mehmet Çakıcı değer cezalandırmıyor ki. Beni cezalandırabilmeniz için diplomamı iptal etmeniz lazımdır. Doktorluk diplomamı. Tabii, tabii. Doktorluk çalışma emri. Ben gene çalışıyorum. Gene paramı kazanıyorum. Ama siz pembe köşe ilişkisinin arasındaki ipi kestiğinizde yoksul ve fakir hasta tedavi olmamış oluyor. Çünkü insanlar ödeyemeyince nereye gidiyor? Şu an nereye gidiyor hastalar? Nerede tedavi oluyorlar? Hiçbir yerde. Hiç yani şimdi cevap veremedim. Hiçbir yerde. Trafikte uyuşturucu kullanan geziyor. Tedavi olmayan da geziyor. Kızan da geziyor. Sinirlenen de geziyor. Kafası bulanık olan da geziyor. Siz aslında bizim gibi yerler, sevgili asansörler, bizim işimizi kolay sanıyor insanlar. Biz ölüm tehdidi altındayız. İntihar edin de bize geliyor. Tecavüzcü de bize geliyor. Polisinden, polis karakolda bile kurtulmak istediği adamı bize getirmeye, yatıştırmamız için bize getirmeye çalışıyor. Biz aslında sıkıntıyı emdiğimiz bir yerdeyiz. Bir ruh sinir merkezi yaratıyorsunuz. Gerek uyuşturucuda bir fonksiyonu olan pembe köşk var. Gerekse barış ruh sinir hastalıkları hastanesi orada bu hizmeti veriyor. Şimdi siz hastanelerinizle kavga eden bakanlık olursa sonuçta hizmeti alamayan insanınız oluyor. Cezalanan da insanınız oluyor. Mehmet Çakıcı cezalanmıyor burada. Yani onu tekrar söyleyeyim. Yani beni cezalandırabilmeniz için doktorluk diplomamı iptal etmek lazımdır ki sen de cezalandın artık hekimlik görevini yapamazsın diyesin ki tekrar söylüyorum hastane kurmak, yatılı hastanın sorumluluğunu almak çok zor bir iştir. Hele dediniz hele ki, eğer hele siz kurarsanız sorunlu... dediniz ki 1 milyon aylık gider gerek. Tabii. En az. İnsan devlet... kaynakları bakımından da giderim hazır evet. olması lazım. Evet, aynen. Sizin Türkiye'den psikiyatrist getirmeniz lazımdır. Doktor getirmeniz lazım. Yoktur bu ülkede. Sen hastanede çalıştırabileceğiniz kolay değildir 3 tane psikiyatrist bulmak. Zaten 4 tane 5 tanedir devlette. Onların da bazıları ya emekli oldu ya ayrıldı. Sizin hekiminiz zaten biz 2-3 kişiyiz. Özelde de olanlar az sayıda. Ama kaç tane insanımız gidecek de bir bağımlılık merkezinde zorlu bir yerde çalışsa? Sevgili Derya bakar mısın? Evet. O da ayrı bir şeydir. Yani Türkiye'de psikiyatristler iyi kazanırlar. Niye gelsinler Kıbrıs'a şu anda? Ya benim gibi bir profesör bir şey daha söyleyeyim. Yani çok yüksek ücret alır Türkiye'de. Niye adam gelsin 15 bin 20 bin TL'ye çalışsın? Burada gelmez ki Türkiye'den. Getirebileceğiniz vasıfsız psikiyatristtir. Buraya bulabileceğiniz o da iş bulamazsa Türkiye'de veya tutunamayacağını düşündüğü için gelebilir. Yoksa siz bu aylıklarla psikiyatristi burada çalıştıramazsınız. Ama şeyi söylüyorum, sistemi de bilmek lazım. Yani yalnızca bağımlılığın tedavisini de bilmek lazımdır yapmak için. Biz çok konuda az şey biliriz Sevinç Hanım. Yani bugün sizin alanınızdaki... uzmanlığınız bir yana, başarılarınız da ortadadır. Evet. Yani Türkiye'de pek çok ünlü sanatçının tedavisi geçmişte bağımlılığı... Yaptık tabii ki. Çok yaptınız. Yani biz yaptık, hastalıklarına saygılıyız. Çok ünlü sanatçılarını buraya geldi gizli bir şekilde tedavi ettik. Bazıları Türkiye'de haber de oldu bunların. Yani bazıları evet, duyuldu yani da. Biz hastalıklarına KKTC'de saygılıyız. KKTC'de tedavi oldu falan filan diye. Haberleri filan falan şurada oldu peki, diye. Peki yani şimdi bu bir ihtiyaçtır. Niye? Yani özellikle tamam mı? Az önce konuştuk girişte. Ekonomik sıkıntı, böyle arada alayım da buna döneyim ya da bitirirse. Yani ekonomik sıkıntı toplumun ruh sağlığını tehdit ediyor değil mi? Evet. Burada bir sorunumuz yok. Tabii. Aile bütünlüğünü tehdit ediyor. Genç tabii çiftler. Ki kesinlikle. Boşanma oranlarını etkiliyor, suç oranlarını artırıyor, trafikte kavgayı artırıyor, futbol maçındaki kavgayı artırıyor, trafikteki sorunları artırıyor, trafik kazalarını artırıyor. Psikiyatrik sorunlar her şeye etkiliyor. İnsan sağlığı yalnızca fiziksel bir sağlık değildir. Ruh sağlığı da tamam olması lazımdır. Sizin az sayıda psikiyatristiniz var elinizde. Yani bunlarla da bunları kullanmak lazımdır. Entegre etmek lazımdır devletin sistemine. Entegre edeceğiz ki bu kötülüklerle savaşabilelim. Savaşamazsak ne olacak? Bence büyük sorunlar olacak. Yani ne olacak?
Mesela anlayan adamın biri intihar edecekse, bir şey yapacaksa yatıracak yeriniz olmayacak. Polis de mi tutacak? Dışarıda trafikte mi olacak? Allah etme sizin çocuğunuza bir şey olabilir. Adam içerken tedavi olmadığı için trafik kazası geçirebilir. Sizin evladınız olabilir bu. Yani illa ağladığınız zaman mı bu mesleğin değerini anlaması lazımdır insanların? Acı çektin de midir? Başına geldin de midir? Anlaması gerekir. Yani o açıdan doğrudur. Yani şey açısından baktığım zaman. Yani acı çekmeden yaşayan bilir yani. Yaşamayınca bilmiyor insanlar. Ruh sağlığı problemiyle karşı karşıya kaldığında bu meslek grubuna gelen insanların bizim tekrar söylüyorum en zor vakalarla karşılaştığımız cinayet, intihar, tecavüz, taciz, saldırı, adam öldürme teşebbüsü, akıl hastalığı, kırıp dökme, vurma dökme, saldırı. Yani bizim grubumuz, peki, tedavi ettiğimiz grup bu. Bir soru, yani onu bir söyleyeyim. Cezaevinde, hapishane, ceza ve tutuk evi derler. Neyse. Oradaki vaka sayı, oradaki insanların potansiyel riskleri var. Tabii. Orası ne, bu bağlamda ne kadar kontrol altındadır? Oradaki insanların ruh sağlığı nedir? Ve tabii ilginçtir, yarası olan gocunsun. Bir iddiaya göre hapishanede uyuşturucu bulmak dışarıdan kolay. Evet. Yani burada yanlış bir şey yok söyleyenlerde. Zaten ben söylemiyorum, gazeteler söylüyor, yakılanlar söylüyor, olaylar söylüyor. Çünkü oranın ruh sağlığı da iyi değil. Şimdi ben nereden biliyorsunuz? Ben sık geliyorum. Vakalarım var. Cinayet vakaları sırasında mahkeme benden raporu istediğinde avukatıdır, savcılığıdır. Gidip bakıyorum. Bağımlı hastalarımı girip görüyorum. Bazı halen daha cinayet vakası olup da ruh sağlığı bozuk olan insanları da orada gidip görmeye devam ettiğim için sık sık cinsel tacizden tecavüze kadar bir sürü olayı takip ettiğim için de gerek cezaevindeki gardiyanlarla, gerekse o bölgede orada yaşayan insanlarla konuşuyorum. Yani yani herhalde çok zor değil buna. 300 kişilik cezaevinde 500 kişi bulunuyorsa, koridorlarda yatakhaneye dönüştüyse, zaten oranın psikolojisi tamam değil. Kontrol altında, yani elinden geleni yapıyor gardiyanlar, bir şey demiyorum ama çok kolay değil oranın kontrol altında olması. Ve uyuşturucu da sık sık girdiği oluyor. Yani biz onu hastalarımızdan duyuyoruz. Dışarıdaki basına yansıyan olaylardan da takip ettiğim oluyor. Yani orası da bir yansıma. Orada da adli psikolog bulundurmak zorunda kalıyorsunuz. Birkaç tane oradaki dertleri dinlemek için de. Yani yine psikologlar orada. Yani bu işleri takip. Adli psikologlar. Sırasında psikiyatriste gidecek ayda bir 15'te bir. Genel hani ortalamaya baktığım zaman. Genel ortalama, toplumun genel ortalamasına baktığı zaman toplumun bireylerinin nasıl koruyucu aile hekimleri var, ruh sağlığı açısından da okuldan başlayarak insanların doğru, sağlıklı bir psikolojik takibe, ruh sağlığı takibine ihtiyacı yok mu? Dünyada bunun örnekleri var mı? Sevgili dost. Yani bir şey söyleyeyim, zaman zaman. Ben Allah'a şükür diyeyim. Ama hayat kalitemin daha iyi olması için ya da belirli sorunları, çünkü ben her gün memleket meselesi biner tepeme yener beni, daha diri olmak, daha zinde olmak istiyorum. Tabii. Yani şimdi bir takım yaşam koçları diye birileri var etrafta. Nedir bunlar? Ve nasıl bir, yani benim mahallemde ya da benim başvurabileceğim, beni ayda bir defa, iki ayda bir dinleyecek bir psikolog veya o psikiyatrist psikoloğa yönlendirirken, psikolog gerekirse beni psikiyatriste yönlendirsin. Yani hangisi ya önce dinleyecekse, toplumun ruh sağlığı bu boyutta tehdit altındayken, koruyucu bağlamda bir ruh sağlığı politikası gerekmiyor mu? Bu nasıl olacak? Meramımı anlatamadıysam bir tane. Yok, bence gayet meramınızı anlattınız. Yani mahalle doktoru var ya, her ailenin, duyarım yani Amerikan bilmem ne başkanının 6 tane psikoloğu, 2 tane psikiyatristi var. Tamam mı? Ben hayat kalitemin daha iyi olmasını istersem bana yol gösterecek bilimsel insan gerekiyor.
Alıştığım bir rahatsızlığım olabilir benim. Alıştım, ben o rahatsızlığımla yaşıyorum. Biri tedavi ettiğinde eskiden radyoları böyle bükerdi. Ah derdin, burası ya da televizyon anteni vardı. Derdik adın, adam sorardı. Oldu mu hanım, anteni ayarlardı. Yani ruh sağlığı uzmanları, insanların, yani gene başlık, yaşam kalitesindeki en önemli etkendir. Bu bizde ne kadar vardır? Şimdi birinci basamak sağlık hizmetleri, ikinci basamak sağlık hizmetleri ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri olması lazım bir ülkenin. İkinci basamaktadır hastaneler. Yani siz birinci basamakta toplum merkezleri, değil mi? Önleme programları, eğitim programları gibi sağlıkta birinci basamak hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri denir buna. Bizim alanımızda ise toplum merkezleri bulunur. Yani psikologların yer aldığı toplum merkezleri olması lazım. Kıbrıs'ta toplum merkezleri yoktur. İkinci basamak sağlık hizmetleri vardır. Onlar da nedir? İşte devlet hastaneleridir, hastanelerdir. Üçüncü basamakta da üniversite hastaneleri veya üniversitelerin kurumları psikiyatriyle o ilgili olması lazım veya tıbbi hizmet veya sağlık hizmetleriyle ilgili olması lazım. Bizde üçüncü basamakta yok. Bizde yalnızca ikinci basamak sağlık hizmetleri var. O da nedir? İki tane hastaneniz var sizin. Yani o da nedir? Biri devlet hastanesi Barış Rusiner. Biri de yıkıp dövüp kırıp dövmeye çalıştığınız ama yurt dışından hasta getirebildiği için var olan Pembeköş'tür. Şimdi sizin üçüncü basamakta yok, birinci basamakta yok. Siz ilkel dönemdesiniz. Yani sosyal devlet, bak sosyal devlet bu şekilde olamaz. Yani biz kendi hizmetlerimizi elbette geliştirmemiz lazım. Ha, derseniz ki bana, ya bu gelen sağlık bakanları hiç mi sormaz bunları, öğrenmez? Tamam, derdim belki o bunlar, benim. Belki bunlar oturup biri, oturacak, bir çalışta yapacak, biz de o fikirlerden yararlandıracağız, destek olacağız ve geliştirelim bu hizmetleri. Ama biraz tekrar söyleyeyim, böyle bir arayışı şu ana kadar görmedim. Belki yeni sağlık bakanımız evet, var. Bir bakalım bir telefon var. O da inşallah farklı davranabilir diye düşünüyorum. Benim telefonumu aradı, ben de rejiye aktardım. İsmini de vermek istemiyormuş, hiç önemli değil. Biz arayanların sorumluluğunu üstleniriz. İsmini verip vermeme konusu benim mesuliyetimdedir. İyi akşamlar. Yok, konuşun. Hadi bakalım. Alo. Alo, buyurun, siz dinliyoruz. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Mehmet Bey de iyidir. Allah iyiliğinizi versin. Benim bir sorunlarım vardır. Buyur. Sorunum vardır. Hastaneye giderim. Benim eşim teşhidir. Teşhidir. Kan çubuklarını isterim. Vermiyorlar. Öyle yapmıyorlar. Bir tane veriyor. Benim mesela taksi tutarım. Giderim hastaneye. Böyle gidemem ya şeyime. Ben çok problemler yaşarım. Hiç yani böyle bazen girene içeri ağlan, sıkıntı çeken, o adamı ben düşürttüm öldüğün ayaklarından. Eşimi. Bana merhaba diyen yoktur. Gittim yalvardım, bana sosyal yardım bağlasınlar. Onu da yapmadılar. Ailenizin geliri nedir? He? Ne kadar para girer evinize? Ne kadar girer para? Onlar hep ilaçlara gider ablam. 4.5-5. Elektrik parası vardır. Benim ilaçlarım çok pahalı. Hastanede bulamıyorum. Benim pansiyon, fiber pansiyonum vardır. Ben hastanelere oraya buraya koşturmaktan bazen tansiyonum çıkar, bu sıkıntılardan. Şimdi bakın, ben sizi dinlerim. Herhalde siz de zaman zaman beni dinlersiniz. Dinlerim. Ben sizi anlarım. Çünkü siz
Ama siyasetçiler sizi sevmez. Çünkü siyasetçiler ister hep teşekkür, şükran dinlesin. Yani şimdi sizin eşinizle yaşadığınız, yani siz bir ekmeğin hesabını yaparsınız. Bir ekmeğin. Ben isterseniz atın bana adınızı. Ben sizi arayacağım. Tamam. Yok, var, numara var bende çünkü aradıydınız beni. Ben sizi arayacağım. Tamam. Eşinize de geçmiş olsun, size de geçmiş olsun. Böyle sıkıntı yaşadım. Ağlama. Ağlama. Bura gideyim. Ben seni arayacağım. Kapat bu telefonu şimdi. Tamam, teşekkür ederim. Evet, Allah'a emanet olun. Siz de. Yani sevgili Çakıcı ya. Budur, budur bu memleketin hakkı. Evet. Dalga geçecekler bizim inan. Bakınız. Sizin bir hastanız normal 20 hastaya bedeldir. Yani birinin tansiyonu kendinedir. Sizin problemini, sizde gelen hastaların toplum içinde gezmesi daha büyük risk taşır. Ya ben aplos bir gazetacı bunu anlarım. Da gidip koltuğa oturanlar anlamaz. Yani bu arayan insan yazdı bana istemez adını söylesin. Evet. Ya da filan yazın adımı dedi. Ya onurludur benim insanım ya. Tabii bir şikayetini söylüyor ve o, ama utanır. Utanır tabii, doğru, doğru. Utanır. Peki sevgili Çakıcı, toplum homojen, toplumun demografik yapısında çok ciddi değişiklik var ve devam eder bu değişiklik. Evet. Ben insanların tenine bakarak konuşmak istemem. Ama kullanılan lüks arabalar vesaire, tüketim alışkanlıkları, birilerini daha büyük bir tehlike, yani bu belirsiz nüfus, adresi meçhul insanların varlığı, bu bağlamda ne kadar risktir? Yani bir şey söyleyeyim, yani şu anda şeyi anlamak lazım. Bir, siz İsviçre'deki, Fransa'daki, İngiltere'deki bir ruhsal yapıda değilsiniz. Yani bunu, yani Avrupa'daki bir ya da dünyanın başka yerindeki gelişmiş bir toplum. Ama burası artık gidiniz, ben istatistiği severim şimdi. Evet. Giderim bir yolda, bakarım 10 kişi ise 6'sı siyahidir. Aha. Filmim budur. Şimdi ben bu insanları potansiyel suçlu koymam bir yere. Hı hı. Ama gazetelerin haber sayfalarına suç sayfalarına baktığımızda da bu var. Evet. Ve belirli bir lüks pahalı arabalar sürülüyor filan. Yani bu demografik yapı bu bağlamda ne mesaj veriyor? Bir şey söyleyeyim bize? De seviyoruz. Ülke dağılmıştır. Ha. Hani bir kere onu hani bir cümleyle söyleyelim. Yani ülke dağılmış durumdadır. Yani ruhsal olarak dağılmıştır, ekonomik olarak dağılmıştır, siyasi olarak dağılmıştır. Yani bu bir dağınık bir yapı ve bir kültürel yozlaşma da getiriyor. Çünkü neresinden baksanız, hangi yönünden? Yani gelen göçmen öğrenci niteliği nedir? Burada problem var. Gelen ekonomik yapının ekonomik dağılımı nedir? En basiti, yani örnek gösterdik, yani bir tanesini ele almak istemem doğrusu. İşte vakıflarda gittim de beni dinlemediler. İşte ne bileyim, gittim de ilacımı bulamadım. Gittim de iç işlerinde şu oldu. Gittim de vatandaşlıklar gerisi güzel verildi. Gittim de benim siyasetçim geç bu tarafa otur da sen gel dendi. Yani neresine bakalım bunun? Ama başka bir şey daha var, bunu söyleyeyim. Yani kimse üzülmesin demeyeceğim. Doğru değil, üzülerek de söylüyorum bunu aslında. Yani biraz da kendimiz ettik diyorum bunu. Böyle bu hale gelmesinde insanların kendini sorgulamasında gerek var. Çünkü
Şimdi ağlayan bu kadının ismini vermeyen kadına, kadının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte insanlarımız oyunu kullanmıyor. Bu kadının ihtiyaçlarına yönelik kullanmıyor. Şuna yönelik kullanıyor. Hasan abi bizim tanıdıktır. Benim de işimi görecek. Ama Hasan abi başa gelirse, ama Hasan abim hırsızdır, tamamdır, değildir, hiç umurunda değil. Ona verecek oyunu. Benim şimdi, diyor, dedem de bu şimdi, partiye verdi. Bu dedem de verdi, anam ver verdi, be, babam da verdi. Ver be, daha beter şey o. Şimdi bu kadının ihtiyaçları ve bunun gibi olan ihtiyaçlarla ilgili insanlar da sömürülüyor. Çünkü bu defa da başka bir şey devreye giriyor. İnsanlar aç kalınca, yaralı kalınca, ona ekmeği vaat eden de sunana da destek oluyor siyasette. Şimdi dönüyoruz siyasete, döndük ama buraya dönmeden şunu söyleyeceğim. Yani siyasetçi de değil tek başına suçlu. Yani baktığım zaman buraya giden bir süreç vardı. Ben şöyle söyleyeyim. Son Spartaküslerini kaybetti şey halk. 28 Ocak'ta. Son yani 28 Ocak yani son seçim. Ondan önce her seçimde ben şu kaybı. Anda ben söylüyorum. Çok güçlü gazetecilerini yavaş yavaş azalttı ve kaybetti. Çok güçlü siyasetçilerini yavaş yavaş azalttı ve kaybetti. Yani farklı duruşu, dik duruşu duran sivil toplum örgütünde olsun, siyasetçi olsun, gazeteci olsun. Bunlar yavaş yavaş elendi ve gerileri. Şimdi böyle bir durumda olduğumda kalan bu kaldı. Ya psikiyatrisiniz, yani, siz bir psikiyatrisiniz. Ben burada samimi bir şey söyleyeyim. Yani pes etmemek için direniyorum. Pes etmemek için direniyorum. Yani buraya gelip oturduğumda. Çünkü en yakınıma meram anlatamıyorum. Ya da en yakınımdakilerin öncelikleri inan benim önceliklerim ve toplumsal bakış açım örtüşmez. Bir cümle kullanacağım. Bu da yine psikiyatrik yorum olarak da değerlendirebilirsin. Bir siyasetçinin yani TKP'nin başkanı ya da TDP'nin eski başkanı ya da ne bileyim bu memleketi seven bir insan olarak da hepsini bir kenara koyarak da söylüyorum bunu. Almanya çok ilginç bir ülkedir. Yani Almanya'yı izlemek hoşuma gitmiştir genellikle. Çünkü Almanya ilginç bir ülkedir. Sevilay Paytoncular. Evet, pardon. Selam Sevilay. Biraz konuğumuza da. Merhaba. Sizi bir izliyorum. Bir katkı koymak istiyorum izninizle. Adapazarı depreminin olduğu dönemde bir gün eve geldim ve televizyonda Kıbrıslı bir Türk okumaya gitti şeye, Türkiye'ye. Orada evlendi. Orada eşiyle beraber biri psikiyatrist, biri psikolog galiba. Adapazarı depreminde devlet, hem devletteki hem de özeldeki bütün insanları kanalize etti oraya. Depremden sonra insanları en erken sağlıklı bir şekilde hayata tekrar adapte edebilmek adına. Ve adam buraya bir konferans için geldi, BRT'ye çıktı. Ben son bu sözlerini yetiştim. Diyor ki işte insanların deprem oldu, evleri yıkıldı, eşi ölen oldu, çocuğu ölen oldu. Ya da hiçbir şey ölmeyip de dımdızlak bir camayla sokakta kalan insanlar oldu. Tabii ki bu kolay bir süreç değil diyor. İnsanlar işte devlet orada kendini hissettirdi. Önce çadır kentler, sonra tefektif evler. Sonra da tabii işte sosyal konutlar, evler falan. Devlet ama orada hissettirdi kendini. Bütün doktorlarıyla, bütün gücüyle, her şeyle. Ve adam diyor ki, peki Kıbrıslılar da aynı şeyi yaşamadılar mı? Bir savaş çıktı, karısı ölen oldu, çocuğu ölen oldu. Hiçbir şey ölmeyip de malını, mülkünü yediren oldu. Peki dedi, bu insanlar bu kadar yıl vardı. Bir psikolojik destek aldılar mı? Teşekkür ederim. İkinize de sevgiler ve saygılar olsun. Sağ olasın sevgili faytoncular. Güzel yorum. Evet. Almanya çok ilginç dediniz. Buradan oraya tamamlayın. Yani, sevgili faytoncuların söylediklerine ne demek istediğine de çok... Ya insanlar yani bu toplum devlet varlığını hissettiriyor mu? Doğrudur söylediği. Yani devlet varlığını Kıbrıs'ta hissettirmiyor. Çok doğrudur. Ben yani çok katılırım. Güzel bir soru. Çok güzel. Yani devlet varlığını ben söyleyeyim size ben hissetmiyorum. Ben
Pembe Köşk Rum mudur, Ermeni hastanesi midir? Anlayamadım ben yani şu anda. Yani siz kendi hastanenizi dövdüğünüzde yapayalnız hissederiz kendimizi. Akademisyen olarak da yalnız hissederim kendimi. Hekim olarak da yalnız. Ben, bakın ben hatta biraz olsun mesleğinde kendi hayatını kazanan. Şimdi hanımefendi biraz önce bağlandı ya. Ben işte gidiyorum da ilacım da şöyle de bulamadım da düştüm de kaldım da eşim şöyle. Yalnız hissediyorum diyor bize. Ya. Vakıflardan yan tarafa gittim. O da yalnız. O da yalnızdır. Ben de yalnızım. Siz de yalnızsınız Hasan evet, Bey. Evet, evet. Yani siz de yalnızsınız. Yani toplumda sosyal dayanışma. Şimdi devlet evet. Neresinde koruyor bizi? Ona bakacağız yani. Devlet bize ne bileyim destek oluyor mu? Hastanemize, kliniğimize, gazeteciliğimize, hürriyetimize, ne bileyim işte bir kriz geçiriyoruz. Dövizde de vardır. Mesela Türkiye'de duyarım. Kiralar işte %25'ten bilmem ne fazla olmayacak. Bizde ne var? Nedir ekonomik plan? Ne yapılır, ne edilir? Devlet bunun neresindedir? Yani yanımızda mıdır, karşımızda mıdır? Biz tehdit altında mıyız devletten? Yani dayak mı yiyoruz yoksa destek mi görüyoruz? Ben o yüzden önemli görüyorum. Ama buradan başka yere gidiyorum. Ben daha ağır bir şey söyleyeceğim. Paytoncular sevgili dostumuzun da çok hoşuna gitmeyecek söylediğim ama hak verecektir bana. Hoşuna gitmeyecek dediğim yani tespitim açısından. Almanya bir dönem çok büyüdü. Sonra çöktü. Ekonomik bunalıma girdi. Ekonomik bunalımdaki dönemde Hitler çıktı ortaya. Hitler'in Nazi Almanya'sına Almanlar doğru sandılar. Almanlar onu. Sonra da Seçim kazandı. Birinci geldi. Nazi partisi kurdu. Kendine özel birlikler, SS birlikleri kurdu falan oldu filan oldu. Bunlar seçimle geldiler. Sonra şiddet uygulamaya başladılar. Irk ayrımı yaptılar. Yahudilerle ilgili ayrım yaptılar falan filan. Ama başka bir şey söyleyeceğim. O dönemde Alman halkı o günkü iktidarı ve onun psikolojisini doğru sandı. Ve çoğunluğu ona destek oldu. Çok ağır konuşacağım ama bugün doğru sandıkları bir yanlışa destek veriyor. Benim halkım gibi hissediyorum. Ve bu insanlar destek oldukları yapılara, onu söylüyorum, iktidar olmasını sağlıyor. Sonra da ondan medet umuyor. Şimdi ben o zorluğu o dönemde görüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. İster benimseyin söylediklerimizi, çok hoş bir laf var geçen bir gazeteci için de, gazetecinin söylediği bir şeydi, hoşuma gitti aslında. İstediğiniz kadar söylediklerime inanın ya da inanmayın dedi. Doğru bir tanedir. Öyle. Şu anda yanlış kararlarımız yüzünden, yanlış desteklediğimiz yerler yüzünden, son Spartaküslerini de kaybettiği için de bu halkın diyorum. Yavaş yavaş kendini dağıttı ekonomik olarak, sosyal olarak. Umutsuzluğa dönüştü ama umutsuzluğa getirdi. Şimdi de bunun içerisinde feryatlardır duyduğumuz. Yani işte her bir paytoncular arkadaşım da dahil, kadın arkadaşım da dahil. Gelen telefonlar o vakıflar idaresinden destek bekleyen arkadaşımız da değil, imdattır. Yani imdat çağrısıdır yaptı. Benim bu gördüklerim hoşuma gitmiyor. Mesela sizin gazeteciler eylemi orada. Bir duruş değil mi? Sonuçta bir şey sergileniyor. Bir protesto var. Bir uyarı var. Bir uyarı var. Tabii ki. Bir uyarı var. Bir duruş var. Ha ben bunun içerisinde uzaktan baktığımda da mesela arada görüyorum milletvekillerinin bazıları geliyor. İktidar olsun, iktidar olmasın. Orada bir şey var. Nedir adı? Ben de karıştırdım. O eyleme gelen, destek olan siyasetçilerin hangisinin ne kadar rolü vardır bu oluşumun içerisinde? Bu eylemin var olmasına neden olanın gelip de lay lay lom sosyal temas yapmasını ben kaldıramadım. Ben hepsiyle temasım var. Kalkıp yerimden o esprili ortama katılmadım. Net. Yani artık ayıralım yani. Yine ben sosyal iletişim var ama herkes yerli yerinde. Sevgili Sakızcığım, bizi ne bekliyor? Son soru.
Vallahi yani şu anda Almanlar ilginçtir. Hep onu söylüyorum. Ben bir çöküş dönemi olduğunu görüyorum şu anda. Bir dağılmışlık olduğunu görüyorum. Ama her toplum bu çöküş dönemleri, bu dağılmışlığı yaşar. Bir dönem sonra da tekrar ayağa kalkar ve tekrar çökebilir. Mesela çok ilginçtir. Almanya, Amerika Almanya'yı silahlandırmazken geçmişte 50'li 60'lı yıllarda. Şimdi Almanya'ya baskı yaparlar, silah üretsin, silah alsın ve silahlansın diye. Başka bir dönem başka bir şey olacak. Ama şunu şu anlamda söylüyorum bizim için. Elbette bir gün bir çıkış yolu bulacağız bundan. Ama bizim yaşadığımız dönem en çirkin dönemlerden biridir şu anda. Yaşadığımız ve umutsuzluğa kapıldığımız bir dönem oluyor. Yani şu anda baktığım zaman da. Umarım bir gün oradan çıkabiliriz. Ama bu kadar çok iyi insanını kaybeden siyasette, gazetecilikte, sivil toplum örgütlerinde kaybeden bir yapı ne kadar zamanda toparlanır? 50 yıl, 30 yıl, 100 yıl ne bileyim ben onu da artık bir şey sorayım. Zaman cevaplasın. Gerçekten gözü gözü kapatsanız, kapatın hakikaten istiyorum. Ne düşünürsünüz ve en güzel neyi bulursunuz geçmişte? Yani şöyle, mücadele verdiğim yılları çok hoş bulurum. Hani kendi açımızdan bir mücadele verdik. Mesela o TDP'nin, TKP'nin toparlandığı yıllar baktığım zaman en hoş andığım anılardır. Şu anda da bu dağınıklığın içinde gördüğüm noktada beni en üzen noktada görüyorum kendimi. Ama geriye baktığım zaman o mücadele yıllarını, o dik duruş olduğu, o heyecanlı çakıcıyı ben de özlüyorum. Bu memleketi terk etmeyi düşünür müsün? Ya hiçbir zaman düşünmedim ama inanın zaman zaman... Çocuklarınızın geleceğini burada mı görürsünüz? Yani çocuklarımın ikisi, biri Hollanda'da okuyor şu anda. Ötekisi Bosna Hersek'teydi, yeni geldi. O da yine yurt dışında okumaya devam edecek. Oğlum data analiz okuyor, matematik bitirdi İngiltere'de. Şimdi Hollanda'da data analiz yapıyor. Kızım da liseyi Bosna Hersek'te United World College diye bir uluslararası okul var, orada bitirdi. Çok kolay onlar için de gelecek görmekte zorlanıyorum buralarda açıkçası. Eskiden böyle daha güçlü bir şekilde burada kalsınlar derken, şimdi ille de burada kalsınlar demek de onların tercihlerine daha çok bırakıyorum. Kendi geleceklerini ben belirlemeyim. Kendileri belirlesin. Siyasal yaşamının yakın geçmişinde canı gönülden alkışlayacağınız 5 isim kolay bulur musunuz? İsimleri sormadım. Sadece 5 isim bulur musunuz? Canı gönülden alkışlayacağınız. Yani 5 isim elbette bir şey yapmaya çalışan insanlar oldu. Yani sayabilirim yani rahatlıkla. Mükemmellik beklemek doğru değildir. Her toplumun içerisinde mücadele eden sağda solda insanlar oldu. Yani ona baktığımda 5 isim elbette sayarım rahatlıkla. Hatalarıyla, sevaplarıyla yine bulursun. De sayarım yani. Peki sevgili Çakıcı, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Düşündüren bir sohbetti. Çok mutlu eden bir sohbet değildi. İnsanlar gerçeklerle yüzleşmeyi hazmetmek için bir süreç gerektirir. Ben bu sohbetin içeriğini bugün size öğlen de yaptım çünkü devamında. Bütününü içselleştirmekte, hazmetmekte biliyorsunuz insan sağlığının en önemli unsuru sindirim mekanizmasıdır. Sindirim sadece ağızdan başlayan değildir. Ruh sağlığı da bir sindirim sürecine ihtiyacı vardır. Toplumda yaşadıklarım ve gözlediklerimi psikolojik olarak, ruhsal olarak hazmetmekte zorlanıyorum. Bunu çok insanda görüyorum. Bugün siz bana yine iş verdiniz. Hazmetmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Mehmet Çakıcı, Türk toplumunun çok değerli bir insanıdır. İpsizdir. İpi olanı birileri ipinden çeker. Ve ne acıdır ki toplum olarak biz ipli insan ararız ağırlıkla. Ve ipini biri çeksin
ipini çekme karşılığında da bir şey versin. Hadi be, seçelim bunu da, bu getirecek bize. Ne olur, şunu bilelim, bakın. Çok çok önemlidir. Çoban, hep söylüyorum ya, çobanın iyisi kötüsü yoktur. Önemli olan koyunluktan kurtulmaktır, bir. İkincisi, çoban koyunlar, koyunu arar. Mandırayı kapatacağına bakar, eksik olmasınlar. Koyun, koyunluğuyla çoban aramaz. Siz de çoban aramayın. Hoşça kalın. Çelebo Emlak ve Dağlı Sigorta Güzel Yurt Bayiliği İşbirliği ile her türlü konut, araç, sağlık sigorta hizmetleri ve bunun yanında yasal olarak emlak danışmanlığı.